Ben oyumu verdim. Ay ben ne versem ya? Şunu vereceğim lan. Arkadaşlar en efsanevi şekilde oyunumuzu oynayacağız. Bu yepyeni bir güzellik yarışması arkadaşlar. Açıklamaya linkini bırakacağım. Mutlaka oynayın. Var ya bu yarışma efsanevi kestanevi. Şimdi siz de göreceksiniz nasıl. Böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar bir sürü dükkan var. Bu dükkanlara girip tipimizi yapacağız şimdi. Öncelikle ben şöyle başlayalım. Kraliyet gelmiş. Konumuz kraliyet. Ben de tam bir prenses olabilirim bence. Lan tıklıyorum niye olmuyor? Ha. Ay tövbe yarabbim korktum ya. Tövbe tövbe. Çilek kraliyet ailesinden olabiliyor muyuz? Tabii canım kraliyet ailesine olabilirsin. Ben mesela prenses olacağım şimdi. Vay kral olabiliyorum yani. Tabii tabii olabilirsin. İstediğin şeyi ol. Tamam. Şimdi arkadaşlar ben kraliyet ailesinde tam bir böyle çatlak kız olacağım. Çatlak kız için şu saç uygun mu? Aynen. Böyle kezban bir kız olayım ben. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi saçımızı yaptık. Kezban olduk. Kezbanlara layık bir şimdi şey yapacağım. Yüz suratlar neredeydi? Surat. Nerede lan surat? Ha şurada. Arkadaşlar şu köprüyü geçtikten sonra suratlara ulaşabileceğiz şimdi. Bakıyorum. Kezban suratı nerededir? Ana bunlar nasıl surat ya? Bunlar nasıl bir şey be? Aa Kezban suratı bulamadım. Çok makyajlı bunlar ya. Olsun tamam çok makyajlı olsun. Evet arkadaşlar şu anda makyajımı yaptım. Görmek ister misiniz? Bakın gördüğünüzde pişman olacaksınız ama tam böyle bir makyaj yaptım. Ha iğrenci bir iğrenç. Ama olsun seviyorum ben bu hayatı. Şimdi giyip kıyafetlerimizi giymemiz lazım. Şurada saç yazıyor. Ha şurada kıyafetler. Şimdi kıyafetlere ulaşalım arkadaşlar. Çok az zamanımız kaldı. Hey dostlar hazır mısınız? Evet. Hazırız. Buse. Buse, ben ne yapıyorum biliyor musun? He. Kraliyetin büyücüsüyüm. Hadi be. Kraliyetin büyücüsü sen misin? Evet. Vay 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 arkadaşlar. Kraliyetimizde bir de büyücü eksikti. O da oldu tam. Şimdi bir dakika o zaman ne yapalım? Kafamıza bir şey geçirmemiz lazım. Biz nasıl prenses olacağız böyle? Tövbe tövbe. Şimdi gidip hemen bir kafamıza bir şey bulalım. Ha şurada. Şuradan işte bir... Kıyafet bir şey kafamıza. Aha işte de buldum. Aa hiç gitmedi lan kıyafetime. Aa hiç güzel olmadı ki kıyafetime bu. Ne yapacağım ben şimdi? Arkadaşlar bakın şurada da şöyle bir şey varmış. Bence bunu almalıyım. Çıkarmak için şuraya basıyoruz. Sonra buradan işte seçiyoruz. Sonra şuradan şöyle çöp kutusuna sonra buna tıklıyoruz. Ama üstüme bu da uymadı. Ne olacak böyle ya? Of of. Bence kraliyet tacını alabilirim. Babamı öldürmüşüm ve kraliyet tacı bana kalmış olsun. Şunu alayım. Hah tamam işte şimdi çok güzel de uydu. Bu neymiş lan? Aa bunu nereye alıyoruz? Aa arkaya. Ama bu olmadı. Hiç gitmez bu konuya. Bir şey diyeceğim. Babanı öldüremezsin çünkü babam benim ve sağlamım. Kral oldum. Bir de 3. Necati'yim ben. Kral 3. Necati. Aa babamı... Ay babamı öldürmek için tam bir şey bulmuştum ki. Vay ya. Necati sen benim babamsan seni öldüreceğim. Buse'cim. Senden önce babanı ben öldürüp kral olacağım. Ben abi, kraliyetin büyücüsüyüm. İşte sıradaki ben ilk başta ben çıktım arkadaşlar. Şöyle şu dansı çok seviyorum buradan. Şu dansı yapalım. Na na na. 1 verin, 5 verin, 10 verin dedim gittim. Çilek sana 5 verdim. Ben 4. 4 mü? Niye 4 ya? Seni öldüreceğim vallahi böcük abi. Aha babam geldi evet. Arkadaşlar. Babam don giymemiş. Ya ben kral çıplak 3. Necati'yim ben. Ben seni öldürmek için 2 verdim. Ölmüyorum öyle. Evet bakalım şimdi GitaristTV geliyor arkadaşlar görüyorsunuz. Kraliyetin büyücüsü. Aha. Vay be. Aa, güzel bir büyücü olmuş. Valla ben de 5 verdim güzel olmuş. Vallahi. Ben de. Şimdi bakıyoruz sıradaki kimmiş? Aha Maviş. Maviş geliyor. Maviş sen ne oldun? Üvey anne. Üvey anne. O ne yapıyor lan? Lan ne oluyor? Tövbe ben prensesin modacısıyım. Ona yardım ediyorum. Tamam hadi 4 verdim sana. Hadi 3 verecektim de 4 olsun dedim hadi. Çünkü takla makla atıyor bir şeyler yapıyor. Evet şimdi bakalım kim birinci olmuş? Tabii ki de ben. Lan. Kral ben oluyorum. Vay be. Pardon da ben birinci olacaktım. Niye hiç oldu ya? Aramızda da bir puan var. Tabii ya. Aramızda hain var. Az puan veriyor. Hain kim acaba? Kesin Böcük abi bana gene puan vermeyi unuttu. Vallahi de verdim, billahi de verdim. Ben herkese 5 verdim arkadaşlar bir kere. Bu kız kim? Bücük abi 4 vermiş. Bu kız kim ya? Adı Joey. Benim arkadaşım oluyor. Can'ın kuzeni değil mi ya? Arkadaşın çok güzelmiş Gito. İyi valla. Bunlar galiba oyunu yapanlar artık, bilmiyorum da. Bakın şuradaki kız da çok güzel arkadaşlar. Çok güzel yapmışlar bu karakterleri ya. Aha, şimdi ne seçelim bakalım, hangi tema? Sadece bir renk. Tabii ki de sadece bir renk. Herkes sadece bir rengi seçsin. Ben öyle yaptım. Peki hangi renk? İstediğimiz bir renk mi? Aha işte sadece bir renk. Evet, herkes bir renk seçiyor. O rengin dışına hiçbir şekilde çıkılmayacak, tamam mı? O zaman pembe. Ha? Ha, olmaz mı kanka? Mavi, mavi. Kanka sana uymaz. Tamam kanka, mavi o zaman. Evet arkadaşlar, şimdi tabii ki de vücudumuzu seçtik ilk başta. Şimdi gidip sadece bir renkli olan saçımızı yapalım. Burası ne salonu? Ha, kuaför. Kuaföre geldik. Şimdi saçımızı yapıyoruz arkadaşlar. Saçımız ne olsun? Tabii ki de renkli falan seçemeyiz. Sadece bir renk olması lazım. Renge karar vereyim. Arkadaşlar bence şöyle lila bir renk seçeriz. Ondan sonra saçımızı seçelim o zaman. Evet arkadaşlar, saçımızı seçtik. Şimdi lila rengimizi de seçtik. Şimdi kalkabiliriz. Saçımız da böyle. Güzel oldu. Su dalgası deniyor galiba buna. Öyle biliyorum. Ondan sonra tam olarak bu rengi bulmamız lazım. Oy. Şu üst olur mu? Ha, tamam, üstümüzü bulduk. Aynı renk. Ulan altımızı nasıl bulacağız? Alt var mı bu renklerde? Aman tanrım arkadaşlar, alt bulamıyorum. Şu biraz benziyor. Ulan çok zor bir renk seçmişim ya. Ay, bu da tam değil ki. Nereden bulacağım ben şimdi bu rengi? Nane yemedim mi? Arkadaşlar bu renk, hiçbir şey bulamıyorum. Kendimi boyayacağım. Mecbur kaldım buna. Saçımızı mavi yapamıyoruz mu? Yapabiliyorsun. Nereden? Kuaförden. Kuaföre gidiyorum. Kuaföre diyorsun ki işte ben bu renk istiyorum diyorsun. Ondan sonra onlar da yapıyor. Arkadaşlar bu rengi bulabildim sadece. Bakayım tam olarak o renk yapabiliyor muyuz kendimizi? Mesela bu ne? Ama Robux istiyor. Yok arkadaşlar, yok, ben bunu yapamam. Robux'um yok ki zaten. 3 Robux'um kaldı. Şimdi tipimize uygun bir makyaj. Tabii ki de içinde morlar olacak, lilalar olacak. Aa, şu. Buldum. Niye olmuyor? Ama nasıl seçeceğim ben onu? Olur mu? Hayır. Niye olmuyor? Arkadaşlar seçemiyorum şu anda. Aa, şaka gibi ya. Hiçbirini mi seç... Aa, şunu seçtim. Bu niye olmuyor? Arkadaşlar istediğim şeyi seçemedim. Şunu seçsem. Arkadaşlar sonunda şeyi seçtim. Şimdi ama var ya, çok fena durumdayım ya. Of, nasıl olacak bu iş ya? Tam olarak olmadım ben. Son 20 saniye. Şunu takayım gözüme. Ondan sonra şunu alayım arkama. Bu ne olduğunu bilmiyorum ama tek renk olduğu için de onu seçtim. Ondan sonra cama aşırı yetişebilecek miyim? Yetişemiyorum. Üstüme bir şey seçecektim. Arkadaşlar yetişemedim. Neyse, oldu o kadar artık. Evet, plaj haritasındayız. Sadece tek renkle. Bakalım herkes tek renk yapabilmiş mi? Öncelikle ben geliyorum gene. Evet. Nay nay nay. Tek renk yapmaya çalıştım. Mavileri görmeyin. Çilek 5 verdim. Aa, teşekkürler canım. Bir şey değil. Ben de çilek. Aa, sağ ol ya maviş. 5 verdin yani. Evet, her zaman veriyorum. Ha, iyi. Bakayım, ooo. Sadece tek renkle neden kız saçı taktığını düşünüyorum tabi. Mavi bulamadım ki kanka. Olmuş, hadi 4 verdim. Şimdi Gito geliyor. Her şey kırmızı. Süper oldu. Her şey. Renk körü. Renk körü olmuş mavi. Ama Gito renk körü müsün? Gito yapabilmişsin ama her şey yani yeşil olmamış, içindekiler beyazdı. Neyse, gene de 4 verdim sana. Yeşil değil ki, her şey kırmızıydı. Lan yeşil yapmışsın. Evet. Aha işte maviş geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi o da böyle bir renk yapmaya çalışmış ama keşke saçlarını da boyasaymış, o yüzden 3 veriyorum. Şimdi bakalım kim birinci oldu? Sizce kim birinci oldu? Bence ben. Hayır, bakalım. Bence ben. Aha işte demiştim size. Ah canlarım, beni sizden yarattınız ya. Sağ ol canım benim ya. Hak ettiğim yerdeyim gene. Tebrikler canım arkadaşım. 2 puanla kaybetmişim. Ya Gito, bir puan olsaydı neyse de 2 puanla da bayağı bir kaybetmişsin. Lan benim üstüme niye çaylak yazıyor? Tövbe tövbe ya. Kız sen mi yaptın bunu? Üstüme çaylak yazmış. Git uç arkadaşlar bir sürü saçını başını yollarıma. Arkadaşlar şuradan gidip içecek alabiliyorsunuz isterseniz. Bakın şurada bir kız var görüyor musunuz? Buradan içecek alabiliyorsunuz, ben aldım. Ben çilekli bir içecek aldım. Çilekli buzlu. İçinde de şey var. Git o bunun adı neydi ya? Ah! Oylar geldi şu anda. Tema oyu neymiş? Ne teması belirleyelim? En iyi saç. Git uçuyorsun. Gördün mü? Gördüm canım. Şimdi en iyi saçı yapan efsane kestane oldu. Ama tema pospiter oldu. Lan kim benim istemediğim şeyi seçiyor? Aramızda hain var. Ben yanlışlıkla bastım. Ben var ya, ben size yapacağım bilmez miyim be. Popstar oluyormuşuz arkadaşlar. Sadece saç mı? Yok ya, benim istediğim şeyi seçmemişler, popstar yapıyoruz. Ben hangi popstar yapsam? Aa buldum. Önce niye şapkadan başladığımı bilmiyorum ama. Ben yine ağaçları yapayım. Hayır ağaçlar değil, başka bir şey yapman lazım. Arkadaşlar bakalım beni beğenecek misiniz bu sefer? Daha efsane bir kestane. Ay bu saç olmaz ya, açık bir saç lazım. Şöyle sarı. Sarı olur, tamam. Böyle güzel oldu. Hemen üstümüzü de bulalım, popstar olduk. Çünkü öyle herkes popstar olamaz. Yırtık pantolon yok mu ya? Aha şu yırtık mı yok değilmiş. Yırtık pantolon gören şunu alsam. Ha güzel oldu bu. Üstümüze de başka bir şey seçeyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda kıyafetlerimi yaptım. Kıyafetlerim bu şekilde oldu ama çok az zamanımız kalıyor. O yüzden hemencik gidip suratımızı seçmemiz lazım. Arkadaşlar durumları nasıl yetiştirebiliyor musunuz? Evet. Kesinlikle. İyi hadi bakalım. Göreceğiz sizin popstarlarınızı. Herkes tanıdık bir şey yapsın ha. Tanımadığım şeyi affetmem, biri veririm. Bir dakika. Rapçileri tanıyorsun değil mi? Tanırım tanırım rapçi. Tamam. Ben şey yapıyorum. Ünlü bir popstarı yapıyorum. Tamam canım yap. Bakayım şöyle güzel oldu bence. Şimdi arkadaşlar mikrofon var mı burada ya? Mikrofon olsaydı iyiydi ya. Mikrofon yok mu? Aa göremiyorum mikrofon. Mikrofonsuz olmaz ki ama ya. Olmaz ki. Nasıl olacak? Evet gerçekten mikrofon yok. Neyse popstar olduğum için şunu takayım bari, ne yapayım artık. Bence bu kişi gitar çalmasını bilmiyor ama olsun, ben gene de taktım arkadaşlar. Çünkü şarkıcıyım. Şarkıcı olduğumu anlatmam lazım bir şekilde. Evet ben hazırım bence. Bayağı da bir hazırım. Bakayım şöyle burada kim var? Maviş var. Maviş'i şu an hiçbir şeye benzetemedim. Ondan sonra bakıyorum. Bu kim hoplayan? Aha ikisi de burada. Ona bakayım. Bakayım kaçıyorlar benden. Ana benden kaçıyor. Ama böcek abi de küçücük bir şey olmuş, ne olduğunu anlamadım. Küçük iba. Küçük iba. Şimdi arkadaşlar tekrardan plaj haritasındayız. Ondan sonra biçe geldik. Çok güzeldi burası. Bir denize girsek de ne güzel olur. Evet benim söylüyorum arkadaşlar, bu kişi Hadise. Hadi be. Bir şey diyeceğim. Ben buna 5 veririm kankalar. Ben buna Aleyna Tilki zannettim. Aa, ona da benziyor aslında. İkisi bir de birbirine benziyor zaten. Evet Böcük abi geliyor. Böcük abi ne oldun? Ben ünlü şeyci, rapçi. Tam da ne rapçisi? Gözlerime. Adı ne? Rapçi işte. Ya. Bir taneydi bunun adı. 3 verdim ya. Bu ne adını bile bilmiyorum. Nasıl yaptın? Ben hiç rapçi tanımıyorum. Yapma ya kanka. Evet Gito'yu görüyoruz arkadaşlar. Bu kim Gito? Serdar Ortaç. Niye darbuka çalıyor? Günlerce dansız. Güzel olmuş, güzel. Gözleri özellikle benzemiş valla. Şimdi Maviş geliyor. Maviş sen ne oldun canım? Yıldız Tilbe, güzel elbiseleri giyip kuşanacağım. Senin önünden geçip sana bakmayacağım. Valla açıkçası o kadın bayağı bir yaşlı artık. Bu kadar güzel değil ama şarkı için 4 verdim. Şarkıyı da söylediği için. Bakalım kim birinci oluyor? Hadise mi, Yıldız Tilbe mi, rapçi, hangi rapçi olduğunuzu bilmediğimiz rapçi mi yoksa Serdar Ortaç mı? Aha ben. İşte Hadise. Vay. Aleyna Tilki. Hadise yarattım ortalığa valla. Hadise var. Evet. Çok güzel oldu be. Valla da ne güzel, bak yıldız gibi parladım ya. O ses Türkiye gibiyim ya. Niye öyle bir şeyim acaba? Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulmaktayız. Umarım bu videoyu çok ama çok beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, benim ve arkadaşlarımın kanallarına abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bol bol like atın olur mu? Arkadaşlar bu oyunu da oynamayı unutmayın. Gerçekten çok güzel bir oyunmuş. Bol bol oynayın tamam mı? Oynadıkça da beni hatırlayın. Bir de bana hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay.